Efendim, Sağlık Zamanı stüdyolarından yeniden merhabalar. Söylediğimiz gibi ilk konuğumuz Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinden Doçent Doktor Muammer Göncüoğlu. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz hocam. Hoş buldum. Ayaklarınıza sağlık. Çok hocam. Kıymetli bizim için sizi ağırlamak. Aa, teşekkür ederim efendim. Şimdi merak ettiğimiz, birçok kez de gündeme gelen, hemen hemen haftada iki kez üç kez ana haber bültenlerine de konu olan bir tavuk eti var gündemde. Şimdi bu tavuk etin enine boyuna konuşacağız ama öncelikle tavuk etinin üretim süreci, bu süreçler güvenli mi, nasıl denetleniyor? Kısaca ben sizden bir giriş rica edeyim. Ondan sonra zaten Şenay bomba gibi sorularla size devam edecek. Efendim teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için. Gerçekten önemli bir konu. Toplum sağlığı için, halk sağlığı için beslenme en önemli konulardan bir tanesi ve stratejik öneme sahip. Bunun içerisinde de hayvansal protein çok önemli bir yer tutuyor beslenmemizde. En önemli hayvansal protein kaynaklarından biri olan et ve et ürünleri içerisinde de kanatlı eti ve tavuk eti bu kapsamda çok büyük önem arz ediyor. Şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz ki ülkemizde dünyanın benimsediği, kabul gördüğü, güvenilir, sağlıklı, ekonomik modellerin dışında bir üretim modeli söz konusu değil. En çok kafaya takılan konulardan birisi olarak ben müsaadenizle başlamak istiyorum. Evet. Nasıl tavuklar bu kadar kısa sürede bu ağırlıklara erişiyorlar konusu. Gerçekten de en çok merak edilen şeylerden neredeyse başında gelen biri bu. Ben çok kısa erişmişim küçükken ama. Hocam siz bir tanesiniz ya. Gerçekten. Erişilebilir yani bence. Yani geri gelmişken söyleyeyim. Bir insanın bu kadar kendine barışık, bu kadar özgüvenli, bu kadar hemen her şeyi becerebiliyor olması yayından önce de çok eğlendik biz sevgili izleyiciler. Hakikaten gurur verici. Süpersiniz hocam. Çok mersi, sizin süperliğiniz o. Buyurun hocam, çok affedersiniz. Yok estağfurullah. İzleyicilerimle paylaşmak istedim. Biz böyle birbirimize köller sağlar ağlıyoruz hocam. Siz yok, ben doğruyu söylüyorum. Eşlik edebilirim, evde bir tane 6 aylık ufaklık var. Şimdi beni bekliyor. Allah bağışlasın. Bizde 97'lik 90'lık %'den devam ediyor. Sizi takip edecek abisi tahmin edince. Kilo alması sağlam. Allah bağışlasın. İsmini öğrenebilir miyiz? Mert. Mert. Mert'e. Öpücük gönderiyoruz buradan. Mert'e. Şöyle. Bu konu bir kere yeni bir konu değil. 1990'lı yıllarda zaten bu sürelerde tavuk üretiminde bu kilolara ulaşıldı. Bunun arkasında çok fazla bir art niyet aramaya da gerek yok. Konu çok net. Bilimsel temellere dayanıyor. Şöyle, uzun yıllardır bilimsel temellere dayalı bir ıslah programı yapılıyor tavuk ırklarına, uygulanıyor. Bakılıyor, işte bu ırkların en kısa sürede verime ulaşabilecek bir genetik potansiyeli var. Başka bir tarafta en iyi şekilde yemden yararlanıp bunu ete çevirebilecek ırklar var. Bunlar devamlı birbirleriyle melezlenerek etçi ırklar şekillendiriliyor. Aynı şekilde yumurtacı ırklar da bu şekilde şekillendiriliyor. Şimdi mesela şunu da çok rahatlıkla söyleyebilirim ki. Yani lafınızı bölüyorum. Sonrasında kullanım amacını biz önceden hayvanları yönlendiriyoruz üretim aşamasında. Bir nevi ama bunda herhangi bir beis, bir yanlışlık, bilimsel hata, sağlık riski söz konusu değil. En önemlisi o. Bu yani yiyeceksek ona göre bir ırk yaratıyoruz. Yumurta açacaksak ona göre bir ırk yaratıyoruz. Bu sadece tavuk ve kanatlı eti için değil. Süt için de geçerli, kırmızı et için de geçerli, balık için bile geçerli. Şimdi aslında biraz da insanların zannediyorum akıllarının karışmasının sebebi o. Bu kadar yönlendiriliyor olması ya da kontrol altında tutuluyor olması doğru bir şey mi? Dediğiniz gibi sağlığımız için herhangi bir teşkil eder mi? Risk teşkil eder mi? Ya da tam tersine sağlıklı bir durum mu bu bizim için? Biraz nedense bununla ilgili çok fazla yorum dolaşıyor ortada çünkü. Bir netleştirebilir miyiz sizin bahsinizi? Konu aslında net. Benim netleştirmeme de ihtiyaç duyan bir konu değil. Şöyle ki herhangi bir modifikasyon yok. Yani burada ister hayvanların genetiğiyle oynanma olsun. Çok söz konusu oluyor ya böyle şeylerde söylemler içerisinde var. Böyle bir şey söz konusu değil. Bu çok rutin bir uygulama. Bunda peki, bir yanlışlık yok. Peki bu antibiyotikle ilgili söylenen çok şey var. Bir de söylemler var hocam. İşte antibiyotik veriliyor. Acaba verilmeli mi, verilmemeli mi? Ne kadar müdahale edilmeli? Bu tip şeyler de çok fazla insanların aklını karıştırıyor. Özellikle yine çocuklara geri dönecek olursak aileleri endişelendiriyor tabii. Evet. Tabii insanlar haklı. Yani doğal olarak herkes sağlıklı beslenmek istiyor. Çocuklarına, evlatlarına, büyüklerine, yaşlılarımız da var. Sadece çocuklar yok yani. Hastalar var, iyileşme sürecinde olanlar var. Hepimizin ihtiyacı var doğru beslenmeye, iyi beslenmeye.
Bu kapsamda antibiyotik kullanımı 2006'dan beri kanatlı eti üretiminde yasak. Kullanılmıyor. Büyüme amaçlı yemine, suyuna ya da injectable denilen, işte hayvanlara zerk edilen bir preparat, büyüme ve geliştirme amaçlı kullanımı yok. Yasak. Sadece doğal olarak bunlar da canlılar. Bunların da hasta olma hakları var. Hasta oluyorlar ve sağlıklıları korumak amacıyla, hastalıkları bertaraf etmek için nasıl biz kendimizde antibiyotik kullanıyoruz, hekimlerimiz bize öneriyorlar. Yine veteriner hekim kontrolünde reçeteyle kayıtlı, ruhsatlı ilaçlar uygun şekilde, uygun dozda, uygun sürede hayvanlara veriliyor ve sadece tedavi amaçlı. Şunu da söylemem lazım. Tedavi amaçlı kullanılan bu antibiyotik hayvana uygulandıktan sonra bile direkt kesime sevk edilemez. İnsan tüketimine sunulamaz. Bunların bir yasal bekletme süreleri vardır. Mutlaka buna riayet edilmesi lazım yani, ki ediliyor da. Peki burada antibiyotiği bu amaçla kullanıyoruz. Okey, yani evet. Tedavi amaçlı kullanıyoruz, hı-hı, tavukların üzerinde. Dediğiniz güzel bir şekilde altını çizdiniz. Bu antibiyotiğin de sonuçta vücuttan atılımını bekliyoruz kesinlikle. Doğru. Önce. Peki tedavi için kullanılan antibiyotikle bu, hani, hı-hı, 2006'da yasaklandı dediniz, büyüme amaçlı hayvanlara enjekte edilen veya, hı-hı, bir şekilde ağız yoluyla verilen antibiyotiğin arasında bir fark var mı? Etken tabii madde aynı mı, değil mi? Etken maddelerde de bazı farklılıklar olmakla beraber, siz büyüme amaçlı kullanırsanız bunu her gün belli bir dozda kullanmanız gerekir. Ama öbür türlü bir üretim içerisinde, yani tavuğu baz alırsak civcivken kesimhaneye gidene kadar eğer hayvan hasta olmadıysa hiç antibiyotikle temas etmeme durumu da var. Ne olsun? Yani aradaki en büyük fark bu. Peki yine özür dilerim Şenay. Araya gireyim. Antibiyotik bunlardan biriydi. Yani, hı-hı, çok karşılaştığımız. Diyorum ya, haftada herhalde hafta içi iki kez üç kez ana haberlerde biz tavuk, evet, haberi görüyoruz. Biri antibiyotikli büyüme. Bir diğeri de hormon enjektesi. Yani tavuklar büyütülürken, daha doğrusu bizim dilimize çok alışmış, pelesenk olmuş bir söz var. Domates o hormonludur, onu yemeyin. Tavuk o hormonludur, onu yemeyin. İşte salatalık, onu yemeyin. Yani bir hormon, 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 hormon. Yani hormonsuz gıda yok mu memlekette diyesi geliyor insanın. Burada yine tavuk üretilmesi kısmında hormon kullanılıyor mu veya kullanılıyorsa ne dozlarla? Hayır. Kesinlikle ülkemizde ve hatta dünyada tavuk yetiştiriciliğinde, tavuk eti üretiminde hormon kullanımı yoktur. Zamanında çok çok yıllar önce çalışılmış ama hormonun tavuk eti üretiminde ve tavuğun gelişiminde beklenen katkıyı sağlamadığı, ekonomik olmadığı, uygulanabilir olmadığı ortaya çıkmış. Şu anda isteseniz dahi böyle bir preparat yok zaten. Dünyada da yok. Böyle zaten tavuğun büyümesini aktive edecek bir hormon preparatı yok. Peki 45 gün değil mi? Bir süre var. 45 gün, 42 gün, 45 gün. Civciv oldu, doğdu, evet, diyelim. Kesilme, hı-hı, aşamasına gelmesi 45 gün. Kulağa çok az geliyor. Ama gözün, sonuçta konunun, evet, uzmanı da sizsiniz. Estağfurullah, çok teşekkür ediyorum. Şöyle bir durum var, tekrar başa dönersek. Burada bir bilimsel temel söz konusu. Afaki değil hiçbir şey. Bizler baktığımız zaman, işte biraz önce konuya o şekilde girdik. İnsanlarda dahi her yeni nesil bir önceki nesilden fiziksel ve mental anlamda daha gelişmiş. Ki bizde böyle bir kontrollü durum da söz konusu değil. Burada tamamen kontrol altında bir durum söz konusu. Bunun ötesinde bu kümesler de görüntüler de geliyor zaten arkadan. Evet. Gördüğünüz gibi oldukça hijyenik, teknik konular söz konusu. Bilim temelli bir geliştirme var bunun arkasında. Her bir hayvanın ihtiyacı olan besin maddeleri, İnanın gram, hatta mikrogram cinsinden ayarlanıp, ölçülüp, hesabı yapılıp ona göre veriliyor. Keşke insanlar için de böyle bir program olsa. Aslında keşke gerçekten olsa. Her bir yaşam boyunca bu hayvanların veteriner hekim kontrolü var her gün. Keşke bizim de olsa. Aslında çok... O da çok bunaltır her gün doktor kontrolü. Yok yok, bence de olsa keşke çok iyi olur. Hatta buna sen benzer daha bir film acaba de vardı. Sen nasıl kontrol ettirebileceksin kendini? Yani ben bu kadar düzenli şeyleri, kontrolü yaşayan biri hakikaten tanımadım. Ne güzel. İyi bir şey bence. Bence. Bir de şöyle bir konu var ki, şimdi haliyle, ki altını çizerek söylemek istiyorum, sizin bu söylemiş olduğunuz kıymetli şeyleri aynı zamanda bizim Sağlık Bakanlığımız da gerçekten kontrol ediyor. Her türlü, hı-hı, denetimlerini yapıyorlar. Eskiye göre çok daha sıkı tutuluyor bu iş. Bu bizler için de çok önemli bir şey. Aynı zamanda da yeri gelmişken biraz daha detaylı olarak, biz tavuk etinin sağlığımız için çok önemli olduğunu biliyoruz. Özellikle çocuklarımızın gelişimi için çok önemli olduğunu biliyoruz. Ama daha detaylı, daha bilimsel olarak da sizin ağzınızdan bir dinleyelim mi tavuk etinin kıymetini, önemini?
Tavuk eti gerçekten önemli ama ona geçmeden önce çok güzel bir şey söylediniz. Sağlık Bakanlığı dediniz. Şimdi burada bu konuyla ilgili mesela antibiyotikle ilgili Tarım Bakanlığı'nın, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın, Sağlık Bakanlığı'nın, biz üniversitelerin, hatta özel laboratuvarların çok fazla çalışmaları var. Bilimsel temelli analizler yapılıyor. Çok sayıda, on binlerce söyleyebileceğim kadar. Ve bunlar, bu metotlar, bilimsel metotlar olduğu gibi bu metotları kullanan insanların gelişiminde de bizlere de çok büyük emek sarf ediliyor. Hı-hı. O analizi yapan insanlar yurt dışına gönderiliyor ya da yurt içinde kurslar düzenleniyor. Metotların tekrarlanabilirliği, tespit limitleri, bunların hepsi üzerinde biz dünyalar kadar para harcıyoruz. Bu o kadar basit bir şey değil. Sizin dediğiniz gibi ana haber bültenlerinin birinde de ben de seyrettim. Antibiyotikli tavuğu nasıl anlarsınız? Bu bir haberdi. Ve nasıl anlaşılıyormuş? Şöyle anlaşılıyormuş. Ben de orada öğrendim. Koklayarak anlayabilirmişiz. Rengine bakarak anlayabilirmişiz. Sizin de oradan öğrenmeniz tabii ki çok hoş olmuş. Pişirerek anlayabilirmişiz. Ya bunu eğer bu şekilde anlayabilen birisi varsa bütün işini gücünü bıraksın ve bir laboratuvara girsin, dünyanın parasını kazanır. Bu o kadar basit bir şey değil. Yani aslında bu anlattığım metotlar sadece var yok değil. İnanın milyonda ya da milyarda bir antibiyotik düzeyini tespit edebilecek metotlardan bahsediyorum. Yani işin özü bilim ve halk sağlığı bu kadar hafife alınabilecek ve bu şekilde anlatılabilecek bir konu değil. Kesinlikle değil. Bir de aslına bakarsanız belki haberlerde böyle bir şey oluyor olabilir ama halkımız da gerçekten aslında çok bilinçlendi. Kesinlikle. Çok daha dikkatli. Ama biz yine de aklı karışık olanlar için daha güvenilir alışveriş yapmak, daha güvenli eti temin etmek için nasıl hareket etmeliyiz? Ve sağlığıyla ilgili sağlığımıza ne gibi faydaları var, onlardan bahsedelim biraz. Yine ben bir önceki sorudan başlayabilir miyim? Tabii ki, buyurun hocam. Tabii ki. Gerçekten tavuk eti, beyaz et bizim için çok önemli. Çünkü hayvansal protein insan beslenmesinde vazgeçilemez bir unsur. Bizim dünya geneline baktığımız zaman, özellikle gelişmiş ülkelere baktığımız zaman hayvansal protein tüketim miktarlarımız oldukça düşük. Bunu arttırmamız lazım. Bu kapsamda da kolay ulaşılabilir, ekonomik olması anlamında beyaz et, tavuk eti çok büyük bir yer tutuyor. Çünkü bizim vücudumuzda sentezleyemediğimiz amino asitleri içeriyor. Keza kırmızı ette de var, keza sütte de ve süt ürünlerinde de var. O nedenle hayvansal proteini mutlaka yeterli ve dengeli bir şekilde gıdalarımız içerisinde, beslenme zincirimiz içerisinde tavuktan da almamız gereken. Tabii ki. Var yani hayvansal gıda içerisinde de özellikle tavuktan almamız gereken. Tavuğun bazı avantajları var. Onlardan bir tanesi çabuk sindirilebilir olması, yağ oranının daha düşük olması ve içerdiği besinsel maddeler açısından böyle avantajları var. Protein aslında bizim hayatımıza gerçekten en önemli yapı taşlarımızdan, hı-hı, bir tanesi. Bir de yanlış mı biliyorum ben? Tavuk çok daha uygun değil mi fiyat olarak da? Ve kırmızı et biraz fazla olunca ki bizim ülkemizde çok var. Daha zararlı değil mi? Bunu bu şekilde söylemenin çok doğru olmadığını düşünüyorum. Hı-hı. Hayvansal proteini, tekrar ediyorum, kırmızı et, beyaz et, süt ve süt ürünlerini mutlaka besin zincirimiz içerisinde dengeli, oransal bir şekilde bulundurmamız gerekiyor. Bunu tavuğu mutlaka da yememiz gerekiyor. Kesinlikle. Bir de bir kavram var. Gıda güvenliği. Evet. Şimdi zaman geçiyor. Hı-hı. Bir şekilde sistemler de kendi kendini yeniliyor. Kesinlikle. İş güvenliği var. Sağlık güvenliği var. Artık insanlar bizim toplumumuzda da bilinçli. Bir takım şeyleri sorgulamaya başladık. Aynı şekilde bizler tükettiğimiz gıdaları da sorgulamalıyız. Doğru. Nasıl sorgulamalıyız? Bu gıda güvenliği kavramı bununla mı alakalıdır? Kesinlikle bununla alakalı. Burada bahsettiğiniz gibi tüketiciler çok bilinçlendi. Ama daha da bilinçlenmeye ihtiyacımız var gibi duruyor. Çünkü bilgi var. Ama doğru bilgiyi doğru yerden, doğru insanlardan almanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Her konunun bir uzmanı var takdir edersiniz ki. Benim de bazı konularda fikrim var ama bilgim kısıtlı olabilir. Ne kadar güzel böyle bir özel işte. Estağfurullah ama bu böyle. Ben şimdi açık kalp ameliyatı ile ilgili konuşamam burada. Yok, ama ben de hekimim ama. Şimdi biliyorsun bizim toplumda herkes doktor. İşte herkes spor, hı-hı, yorumcusudur. Evet. Yani birçok şey hepimiz yapabiliyoruz aynı anda. O yüzden hani bilgili olduğum konuda konuşmak zaten en kesinlikle güzeli. O yüzden tüketiciye böyle bir görev, ek bir görev daha düşüyor. Yani doğru bilgiyi doğru yerden çekmelerini istirham edeceğim. Gıda güvenilirliği, hı-hı, konusu çok önemli bir konu. Şimdi burada da yapacağımız şey şu.
alışveriş yaparken mutlaka Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan onaylı, izinli, bir son kullanma tarihi olan, parti numarası olan, seri numarası olan ambalajlı ürünleri tercih etmemiz lazım. Bu çok önemli. Bu şu demek, bu denetim altında üretildi ve size sunuluyor. Bunu sorgulaması yapılabiliyor mu? Şimdi aklıma gelen yapılabiliyor. Mesela, tabii ki yapılabiliyor. Hani TC kimliğimizi gidiyoruz, işte E-Devlet'ten her şeyi öğrenebiliyoruz kendimize ilgili. Bununla ilgili de çalışmalar var. Bakanlık zaten bunu yapıyor. Şöyle ki, diyelim ki bir yerde bir vukuat oldu, bir sorun yaşandı. İnanın son üründen o ürünün üretildiği çiftliğe, yem fabrikasına kadar bir izlenebilirlik söz konusu. Artık ülkemizde bu çok net yapılabiliyor. Şenay, sen kesin bakarsın. Tavuğu aldın paketi, düşünsene gidiyorsun bilgisayara yazıyorsun. Ya hangi çiftlikte üretilmiş? Bazı firmalar geliştiriyorlar. Orada kare kodlar, barkodlar var. Siz onları şimdi akıllı telefonunuzla girerek o üretim zincirini de test edebilirsiniz. Yapılan bütün analizleri ve şeyleri de görebilirsiniz. Değerlendirebilirsiniz. Aslında en önemli şeylerden bir tanesi de hep atlıyoruz. Bir kere daha yeri gelmişken dikkat çekelim istiyorum. Lütfen özellikle de yaz aylarında yiyeceğiniz, içeceğiniz her şeyin lütfen son kullanma tarihine de dikkat edin. Ne kadar bakanlık tarafından kontrol edilse de, ne kadar bulunduğu yerde kontrol edilse de, yine de siz kendi üzerinize düşen görevi gerçekleşin. Yine son kullanma tarihine de bakın diyoruz. Öyle tabii değil ki mi? Bir de bu ürünlerin bir soğuk zincir olayı var. Soğuk zincirin kırılmaması lazım. Mutlaka soğuk zincirde ürünün alınıp bir an evvel kendi evimizde soğuk zincir altına alınması lazım. Belli bir derecenin altına inmemesi gerekiyor. Kesinlikle buzdolabı sıcaklığı denilen sıcaklıkta mutlaka tutmamız lazım. Bazı ürünlerimiz donmuş olabiliyor. Onların kesinlikle çözündürülmeden evimize taşınması ve o şekilde saklanması, ancak tüketileceği zaman çözdürülüp kullanılması gerekiyor. Bir de şey vardır, hani çıkarılır buzluktan, ama yani dondurulmuş ürünler bir bekletilir, buzu eriyip ondan sonra pişirilir. Bunun sağlıkla alakası var mı? Bunu dışarıda çözdürmek yerine buzdolabında çözdürmeyi biz öneriyoruz. Ya da şimdi evlerimizde mikrodalgaların defrost aşamaları var. Teknolojiyi kullanıyoruz. Bakın her yerde kullanıyoruz. O yüzden biz burada da çıkmıştı ama hocam, mikrodalga fırında kullanmayın, işte çözdürmeyin vesaire, bu zararlı falan gibi şeyler çıkmıştı. Orada bir zarar olacağını düşünüyorsak buzdolabında çözdürebiliriz. Ama dikkat edilecek konu şu: çözdürüldükten sonra tekrar dondurulmamalı ve çözünmüş ürün o gün en kısa sürede tüketilmeli. Ben yiyeceğin de onu kadar soracaktım. Çözdüreceksin. Şeyden. Sen hep fazla ayırıyorsun. Porsiyonlara dikkat etmek lazım. Ya şimdi Ramazan insanlar affetsinler bizi, ne olur. Çok özür diliyoruz sevgili izleyicilerimiz, ama yeniden de olmuyor tabii ki. Peki şimdi biraz belki komik olacak ama ben bunu yine de size sormak istiyorum. Tavuk eti sağlığa zararlı gibi bazı maalesef görüşler de var. Kuş grevinden sonra çıktı bu. Evet, ya insanların böyle bir iyice aklı karışmaya başladı, o soru işaretleri. Gerçi gitgide az önce de konuştuğumuz gibi dağılmaya başladı ama bu karşıt görüşlere ne cevap vermek istersiniz ya da neler söylemek istersiniz? Şimdi karşıt görüşten kastımızın ne olduğunu iyi bakmamız lazım. Eğer ki bu herkesin görüşü olabilir, dediğim gibi herkesin bir fikri olabilir. Ama bu fikirler, söylemler doğru bilgiyi içermiyorsa, ben pek görüş olarak bile kabul etmem. O kişiseldir. Toplumu, halkı bağlamaz diye düşünüyorum. İnsanların içi rahat olsun. Cidden önemli aşamalar kaydetti ülkemiz. Hem özel sektör anlamında hem de devlet anlamında. İnanılmaz kontroller yapılıyor. Mesela gene özelinde konuşmak gerekirse, bizim bir ulusal kalıntı izleme programımız var. Bakanlık tarafından, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülen. Bu sadece tavuk eti özelinde de değil. Tüm ürünlerde, tüm hayvansal ürünlerde bu analizler yapılıyor. Geçen senenin raporlarına göre 10 bine yakın analiz yapılmış. Antibiyotik yönünden. Sadece. Mesela. Dolayısıyla da bunlar ciddi rakamlar. Tabii ki problemler olabilir, hatalar olabilir, gözden kaçanlar olabilir. Ama dediğim gibi genel itibariyle mutlaka besin zincirimiz içerisine insanların kanatlı etini, beyaz eti, keza süt ve süt ürünlerini, balık etini, kırmızı eti belli miktarda bulundurmaları. Hocam, sistemde
Gözden kaçma ihtimali var mı? Öyle bir Hayır. şey söylediniz cümle Benim demek ama istediğim ben o değil. Anladım. Doğal olarak şimdi hayvansal ürünlerin elde edilmesindeki süreç içerisinde her şeyi kontrol ediyoruz. Hı hı. Öyle bir şey de değil. Bazı şeyler doğanın getirdiği kurallar ve döngüler var. Mesela steril bir üretimden bahsetmemiz söz konusu değil. Tabii ki mikroorganizmalar da olacak bunun içerisinde. Tabii ki hastalıklar da olacak. Tabii ki sağlık boyutu da olacak. Veteriner hekimlikte özellikle bu üretimlerin gerçekleşmesi esnasında bizde koruyucu hekimlik esastır. Bizim amacımız ve öğrencilerimize anlattığımız da budur. Hayvanı hasta etmeyeceğiz. Asgari, teknik, hijyenik şartlar altında üretim yapacağız. Ürettireceğiz. Bunları veteriner hekimler kontrol edecek. Devlet kontrol edecek. Özel sektör kontrol edecek. Tüketici bilinçli olacak. Bu saç ayağını kurduğumuz zaman ki biz ülkemizde bunu kurduk diye düşünüyorum. Eksiklerimiz yok mu? Var. Tabii ki doğal olarak var. Daha çok geliştirmeliyiz kendimizi. Ama bu konuda insanların için rahat olması gerektiğini düşünüyorum. Ben üreticiyle denetleyici konusunda tamam kurduk diyelim bu sistemi de. Siz bu işin hakikaten bilimini yapıyorsunuz. Ve bir şekilde de yeni jenerasyon veteriner hekim olacak arkadaşlarımıza da öğretiyorsunuz. Sonuçta üniversitede görevlisiniz. Evet. Yani bu işin bilim ayağındasınız. Bu sacın bilim kısmındasınız. Şimdi bu sacın bir de evet doğru biz bilgilendirme programı yapıyoruz. Elimizden geldiğince halkımıza doğru yönlendirmeye çalışıyoruz. Ama çok güzel program yapıyorsunuz. Bir de, bunu da belirtmem lazım. Sağ olun. Bir de şu var. Markete gidiyoruz. Ne bileyim şarküteriye gidiyoruz. Yani işin sacın bence en büyük halkası olan, en büyük ayağı olan halk tarafı var. Yani gittiğimiz zaman biz dediğiniz doğru. Çevirdik baktık Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın barkodu var. Evet. Bu mu? Bunu aldık yedik rahatız. Başka herhangi bir şey dikkat etmemiz gerekiyor mu? Çok şey dikkat etmemiz gerekiyor. Tüketiciye çok görev düşüyor bu kapsamda. Mesela bu ambalajlı ürünlerden bahsediyoruz ama olabilir. Ambalajda bir problem de olabilir. Yırtılma olabilir, patlama olabilir. O aşamada soğuk zincir korunmamış olabilir. Markette bir elektrik kesintisiyle buzdolabının ısısı çok yükselmiş olabilir. Siz ürünün bozulduğunu zaten o anlamda görebilirsiniz. Doğal olarak bu tür ürünleri tercih etmeyeceksiniz. Onun ötesinde de güvenilir olduğunu söylemem lazım. Şimdi ben yine Doğan Hocam bana belki kızacak ama yine dönüp dolaşıp çocuk konusuna gelmek istiyorum. Yok canım, ben. Niye kızıyorum? Şimdi dediğiniz gibi tavuk evet bizler için de dediğiniz gibi yaşlarımız için de yetişkinler için de çok önemli ama özellikle çocuklar için tavuk eti çok önemli diye biliyoruz biz. Evet. Sebeplerini daha detaylı bir şekilde paylaşabilir miyiz izleyicilerimizle? Gene ben protein kısmından başlayacağım. Lütfen. Bizim sağlıklı olabilmemiz için özellikle çocukların ve gençlerin hem fiziksel hem de zihinsel, mental gelişimleri tamamlayabilmeleri için bazı maddelere ihtiyacımız var. Bunlardan bir tanesi de protein. Ve bu proteinlerin yapı taşları da amino asitler. Hücrenin yapı taşı sonuçta. Kesinlikle. Bu aynı zamanda siz de çok iyi bilirsiniz ki bizim immün sistemimizin hastalıklara karşı defansımızın da temel yapı taşlarından bir tanesi. Maalesef biz insanlar bu amino asitlerden 8 tanesini vücudumuzda sentezleyemiyoruz. Bunları mutlaka dışarıdan almamız lazım. Neler olduğunu da sayalım mı hocam? Bunlara girmeyelim. Bunlar çok teknik. Bunları genel anlamda ama halkı bilinçlendirme anlamında esansiyel amino asitler diyebiliriz. Çocuklarda bu 10'a çıkıyor. Onların ismini vereyim. Arjeninle histidin de girer. Bunları dengeli, yeterli ve sindirilebilirliği, biyolojik değeri yüksek bir şekilde içeren ürünlerden bir tanesi de beyaz et tavuk etidir. Bu kapsamda çok önemli. Bunun ötesinde kolesterol, kalp damar sağlığı hepimizin problemlerinden bir tanesi olmaya başladı. Bu kapsamda yağ içeriği diğerlerine göre daha avantajlı. Sodyum içeriği düşüktür. Bu anlamda diyetlerde siz çok iyi bilirsiniz. Önemlidir. B vitamini... Bilmiyor işte, bilmiyor. Sıkıntı o. Diyet yapmıyor ama böyle. Yok, sağlıklı falan besleniyorum bilmiyor. Ben. Diyet yapmıyorum gerçekten. Hakikaten yapmıyor ya. Sinir bozucu yani. Dikkat de etmiyor bence. Mutlaka. Eyvah eyvah. Bunu başka bir programda gerçekten inşallah detaylı şekilde anlatalım. Buyurun hocam. Ama dediğiniz gibi gerçekten diyet yapılan programlarda, uygulamalarda hakikaten çok önemli. Sindirilebilirliği de kolay. O yüzden çok çabuk vücudumuz bunu rahatsız olmadan sindirebiliyor ve içerisinde bizim için elzem olan, dışarıdan almamız gerekli olan
bu maddeleri vücudumuza rahatlıkla alabiliyoruz. Hazımsızlık problemleri anlamında da oldukça önemli. Zaten çok önemli o da. Dikkat ederseniz özellikle hasta diyetlerinde falan çok sıklıkla tavsiye edilir. Sebepleri bunlar zaten. Peki tavukta olup diğer hayvansal gıdalarda yok dediğimiz bir amino asit var mı? Esansiyeller arasında. Yok. Zaten hayvansal proteini bütünsel anlamda bu kapsamda söylüyorum. Yani hayvansal proteinin bitkisel proteini avantajı budur zaten. Şimdi bu 8 tane bahsettiğimiz amino asidin herhangi bir tanesini bir besin içermiyorsa biyolojik değerliliği otomatik olarak düşer. Hepsini içeriyor olması da bir şey ifade etmeyebilir. Bunların kendi içerisinde oranları vardır. Hayvansal proteinin ve özelinde tavuk etinin avantajlarından biri budur. O dengeyi de korur. O dengede olur ki biz biyolojik değerliliği alabilelim burada. Peki hocam, dengeli beslenmek evet hepimizin bildiği çok önemli. Siz de altını çizerek söylüyorsunuz. Et ürünlerini de çok dengeli ve yeteri kadar yemeliyiz diye. Mutlaka kişiye bağlı olarak değişiyordur ama ortalama miktarlar haftada kaç gün et, kaç gün tavuk eti, kaç gün balık yemeliyiz mesela? Hem çocuklar için hem de yetişkinler için. Şöyle söylemem lazım. Dünya Sağlık Örgütü'nün bununla ilgili verileri var. Miktar olarak biraz daha teknik konuşmam gerekirse kilogram üzerinden gitmemiz lazım. Ben mesela 70 kilo olduğumu söylersem pek inandırıcı değil ama benim tüketmem gereken gram cinsinden protein 70 gram. İşte ikiye böldüğünüzde 35 gram, en az 30-35 gramını hayvansal protein olarak almam gerekiyor. Günlük. Hesabı bunun, evet, bunun üzerinden yapabiliriz. Ben biraz fazla alıyorum protein galiba bu hesaba göre. Neyse, kısacası ben de orada yavaş yavaş çözüyorum. Ama inanın gelişmişlikle çok doğru orantılı bir şeydir. Toplumun tükettiği hayvansal protein miktarları. Yok, ben çok geliştim, fazla geliştim. Sıkıntı hayvansal proteini fazla tükettiğim için. Şimdi mesela bize genelde, o yüzden özellikle bu soruyu sormak istedim size. Hep söylenen şey, duyduğumuz, hep alışılagelmiş olan cümleler. İşte haftanın mutlaka en az 2 günü, 3 günü, hatta yiyebiliyorsanız 4 günü balık eti tüketmemiz. Tavuk etini yine balıktan sonra en çok tüketmemiz. Hatta kırmızı eti diğerlerine göre daha az tüketmemiz. Bu doğru ben mu hocam? Ben katılmıyorum. Sen kırmızı et yemiyorsun diye öyle bir program vermişler. Eyvah, eyvah. Çünkü lafınızı böldüm. Sizin lafınıza karıştım ama. Yok, çok doğru söylüyorsunuz. Sonuçta hayvansal protein dediğiniz şeyde karma bir yapı olarak alıyoruz biz bunu. Bunu birbirinden çok bağımsız olarak ayırt etmek doğru değil herhalde. Balığın tabii bir işte hani omega vesaire artıları vardır muhakkak. Tabii ki. Balık etinin bu tür avantajları var. Tavuk etinin farklı avantajları var. Kırmızı etin de farklı avantajları var. Mesela oradan da demir ve B grubu vitaminleri çok, B12 özellikle eksikliği bizim için oldukça önemli bir eksiklik. İnsanların hayat kalitesini düşürebilecek derecede etkili olabiliyor B12 eksikliği. Özellikle zihinsel aktivitelerin sürdürülebilirliği ve şey anlamında. Alzheimer'la ilgili hatta çok önemli Kesinlikle mesela kırmızı et de o anlamda çok önemli. Süt ve süt ürünlerinin farklı avantajları var. Yani hepsini yeterli, dengeli bir şekilde tekrar ediyorum besinlerimizi. Özellikle B12 ben çok ciddi manada çevremde görüyorum. Özellikle arkadaşlarımın anneleri, babaları. Yani orta yaş diyebileceğimiz, belki biraz da orta yaşın biraz da üstü olan bireylerde çok ciddi manada dışarıdan takviye B12 alınıyor. Yani burada herhalde yetişme dönemindeki bir eksiklikle alakalı olduğunu düşünüyorum. Evet. Dikkat etmemiz o yüzden lazım. Evet. Son da 1-2 dakikamızın içerisindeyiz. Özellikle tavuk etiyle alakalı bizlere son olarak vereceğiniz tavsiyeler nelerdir diyelim. Yiyelim mi? Kesinlikle. İşi bir neticeye bağlayalım. Rahatlıkla tüketebiliriz efendim. İnanın ben de tüketiyorum. Evimde de tüketiyorum. Hiçbir sıkıntı yok. Şenay, sen tüketiyor musun? Ben tüketiyorum. Ya aslında ben bir dönem tüketmedim hakikaten, şey değil yani hani. Ya insanların bu kadar çok söylem çıktığı zaman etkilenmemesi mümkün değil. Burada bir taraflık, tarafsızlık, işte bir tarafı tutuyor. Öyle de düşünmemek lazım. Bu bir kamu problemi, bu bir halk sağlığı problemi. Evet. Elimizde çok değerli bir ürün var. Ekonomik, tüketilebilir, çabuk ulaşılabilir. Bundan mümkün olduğu kadar faydalanmamız gerektiğini düşünüyorum.
kesinlikle biz de katılıyoruz. Lütfen efendim özellikle çocuklarımıza tavuğu esirgemeyin diyelim. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Keyifli sohbet için ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Sağlık Zamanı ekibi olarak. Efendim yine çok değerli bir hocamız var şimdi. Az sonra bizlerle birlikte olacak. Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Operatör Doktor Turgut Aydın hocamız bizlerle birlikte olacak. Kısırlık ve tüp bebek tedavisinden bahsedeceğiz.